bu rejim karşıtı olan insanlar bir araya gelip ciddi anlamda bir siyasi oluşum içerisinde hareket etmezlerse bu rejim bu şekilde devam eder gider. Rejim bu, mal bu, malzeme bu. Peki bütün bunlar nasıl olur? Tepe taklak giderler emin olun. Bakın öyle bir noktaya geliyor ki her şeyde bunu söylüyorum, ısrarla söylüyorum. Duvara konuşuyor gibi hissetsem de söyleyeceğim iki şeyi. Korkmayın bunlardan duvara toslayacaklar öyle gidiyorlar. Hepsi böyle bu rejimin kendi içindeki o döneminin bittiğini falanı filanı kavrayamıyorlar sadece siyaseten sosyolojik olarak. İkincisi de her mahallenin, her ideolojinin makul olan insanlarına seslenmeye devam edeceğim. Beni iki kişi dinler, üç kişi dinler. O da önemli değil. Kimse dinlemez. O da önemli değil. Ama ben o makuliyet çizgisinde olan insanlara tekrar ve tekrar söyleyeceğim. Ön yargılarınızı bırakın, Geçmiş bagajlarınızı bırakın. Bir masanın etrafında oturmaya çalışın. Geçmişteki hatalar neler oldu? Yüz yüze konuşun, yüzleşin. Bir daha yapılmayacağı üzerine ahitleşin. Mütabakat metinleri oluşturun. İleri demokrasi talebinde bulunun. İleri demokrasiden başka Türkiye'yi kurtarabilecek hiçbir şey yok. Ülke kurtulmazsa hepimiz, hepiniz bu rejimin çarkları altında, zaten batacak, ezilecek olan bu çarklar altında ezilir gideriz. İnsan hakları taleplerini, demokratik talepleri, özgürlük taleplerini, herkesin kendi içinde bulunduğu ideolojiyi istediği gibi yaşama hakkını savunanları, kimsenin kimseyi dönüştürmeme garantisi vermesini, bunları iki yüzlülük olarak değerlendirmeyin. Bir araya gelmeye bakın. Bu seslere kulak verin. O sesin kimden çıktığını aldırış etmeyin. Kafanızda devletin size verdiği etiketlerden de kurtulun. Devletin sizin muhatabınıza vermiş olduğu etiketlerden de kurtulun. Geniş düşünün. Artık düşüncenizi özgür bırakın.